biri işte Saurfenge I trust you demesi, işte o sana İşte inanmıştır. onu böyle dişini sıkarak falan söylüyor. O Evet, kadar ve onun hayal aynı kırıklığı işte uğramış. yani fevri olmayıp da böyle yani ben genel olarak orada bile mesela duygusal davranmadı. Ya bu planım vardı, içine ettim anlamında diyor. Yani onu tamamen o anlamda diyor. Ve yani sonraki artık böyle sondaki Horde is nothing diye girmesi de orada Saurfang Horde dediği için ona öyle cevap veriyor o sırada işte Evet. yaralandığı için. Ama bence o bile yani en fevri gözüken anı bile aslında o bile orada duygusal ve fevri bir çıkış yapmıyor. Zaten ya aman bitti artık yani sizinle mi uğraşacağım anlamında bir şey o. Yani ben onu tamamen öyle Bu arada hani algıladım ve bunu da şuradan emin oluyorum. Şeyin yani loyalist bitişinde gittiğin zaman Sylvanas'ın yanına işte o Nathanos'un aşkını ilan etmesinden önceki konuşmasında diyor ki yani orada zaten işte bu hainler işte senin bana hizmet ettiğini bilseydi işte seni zaten tutuklardı, iyi kaçabilmişsin falan gibi şeyler diyor. Ve işte zaten yaşayan kimseye hiçbir zaman umurumda değildi ama Forsaken'ı işte bir tek acıyordum. onları Onu umursuyordum diyor, evet. Forsaken'ı acıyordum ve onları kurtarmaya çalışıyordum. Onlara işte büyük haksızlık yapıldığını düşünüyordum diyor. Yani bu yüzden bu acımasızlığı herkesten, bu acımasız kaderi herkesten daha iyi anlayabilir diyor. Yani içine Evet. düştükleri durumu da ve onun yüzünden bu arada kalma durumlarını kastediyor bence orada. Ama işte bütün buna rağmen şey diyor yani inatla umutlarını Evet. kaybetmeyecekler ve işte bana sadık kalacaklarını da biliyorum diyor. İşte sonuçta gerçeği onlar herkesle beraber onlar da öğrenecek diyor ve işte şey diyor ondan sonra da zaten işte Asşerel'le olan anlaşmam zaten yakında meyvelerini verecek. Azeroth'un orduları onun efendisiyle savaşacak ve işte şey onların ölüleri de işte sokakları dolduracak. İşte Evet. sonunda Nzot'u da kastederek o da ölüme hizmet edecek diyor ve Evet, hani hatta çok uzun bir direkt süre Sylvanas Nzoth'a hizmet ediyor dendi be. Öyle yani yorumlandı evet yani. onun böyle olmadığını aslında Evet. hani bir koskoca Old God'ı bile nasıl umursamadı ve onun da aslında bir piyon onun gözünde bir piyon olduğunu ve yaptığı her şeyin işte onun düşmanlarını öldürmesinin işine yarayacağını kastediyor ve işte Ama işte şurada da, orada da şunu düşünüyorsun. Sylvanas ne kadar zeki olsa da karşısında aldığı canlının yaşını bile bilmiyoruz. Yani onun için nasıl herhangi yani? bir şöyle gerçekten çok kadim ve hani Zot'u böyle bir aklında bir dönem akıl oyununda yenmek falan vardıysa öyle bir şey beklememeliydi zaten yani. Ne? Old God'lar için savaşabilirler mi? Yani onların tarafına Old geçebilirler mi? God'lar için savaşmazlar ama Old God'ları kullanabilirler. O Yani kadarlar yani. ortak çalışabilirler gayet. Çünkü Ya evet. yapmıştık Nzot işte. yani çünkü Nzot Bu tam onluk, onlarlık yani. O tam onların tabii kafasında. yani çıkabilir, gayet çıkabilir. Hiç şaşırmam yani. Zaten Hayır işte zaten. dediğim gibi o Sargeras'a ilk Void'u öğreten ırk bu. Yani Void'le çalıştıkları için sonuçta oradaki o gezegeni ele geçirmesine yardım etmiş Void'in. Ve o gezegenin Old God'larının artık o yüzeyi tamamen ele geçirip kendi düzenleri kurmasını sağlamış ve oradaki hakim ırk olarak gözüküyorlar. O yüzden Sargeras onları alıp teker teker böyle sorguya çekmiş. Şimdi şey, kamera araya bir laf soktu da söyleyeyim konuyla alakalı. Görkem yapma be aga, Old God'lar daha zekiler. Kullandırmazlar kendilerini. Yani kullandırmaktan ziyade mutual, hani ne derler? Mutualist bir fayda çıkarma olabilir Evet. ya. Tabii Hani tabii öyle zaten zaten. beraber ikisi de iki canlı türü aşırı zeki çünkü. En kötü beraber Evet. takılır istatistik olarak. Faydalan. En Yakalanır. kötü beraber takılırlar. Zaten şey ne Old God'lar işte Dreadlord'ların güdümüne girer ne Dreadlord'lar Old God'ların hizmetine girer. Öyle bir durum olmaz. Zaten olmamış işte şeyi Chronicle'da o anlatılan gezegen işte Sargeras'ın yok ettiği gezegen işte Dreadlord'lar tarafından yönetiliyor ama Old God'lar tarafından ele geçirilmiş. Demek ki bir bu ortak yaşama olayını ve Şey gibi Void'i kullanma işini Aşara'nın yapmış. Nzot gibi.
Evet, aynen. Evet. Evet. Tamamen öyle yani. Enteresan. Faydalanma durumu var birbirine. Ya Kesinlikle zaten birlikte çalışacaklar var ya, eminim ya. Mazotla işin derini bitmediğini artık en son 4 ayda Evet. bağıra bağıra söylediler. Peki Evet, Sargeras bunların onlar kafasına zaten ezmez mi? değinilir biraz. Böyle bir şey Sargeras. yapsalar. Bir daha sor aşkım. Sargeras bunların Duyamadım. kafasına ezmez mi böyle bir şey yaparsa? Niye? Normalde onunla birlikte Sargeras şu savaşmıyor anda mu? hafif Yani bizi şu an seviyor. edemez. Evet, hani Peki Shadow'daki bu hileleri. başka factionlardan söz edebilir miyiz abi burada? Yani işte Yani yok. abartıyorum da Life için, Arcane için ya da Shadowlands'ta yani Dead için çalışan başka faction Natrazim ırkından falan bahsedebilir Yani miydi? bildiğimiz yok ama Light olabilir için çünkü Lothraxion var. bir Bir tek. gösteriliyor. İşte mesela işte Lothraxion'un light bir Dreadlord olarak örneğini görüyoruz. İşte bu şeyi biliyoruz. İşte Void ile çalışan Dreadlord'lar olduğunu biliyoruz. Demek ki dediğin gibi aynen böyle ihtimaller var. Çünkü bu kırıntıları boşu boşuna bize vermezler. O Ya bilgiler abi özellikle şey var. çok yani böyle soruyu soruyorum. Ya benzer Evet, varlıklar olabilir mi tamam. o zaman? Ya da farklı isim mi yani? Farklı isim veriyor mu canım? Aynı şeyi söylemek zorunda değil de. Yani. Ben onu Aynı şöyle canlıya farklı isim ben veriyor onu şöyle düşünüyorum. Taurenler bir şekilde içgüdüsel olarak bu yani Elo'nun üst evrendeki konumunu hissediyorlar, biliyorlar. O yüzden ona denk bir karşı varlık olduğunu da hissediyorlar. Bence yani işte Azeroth'a bağlantısını Earth Mother olarak görüyorlar. Ve işte Musha sağ göz, sol gözde belki Jailer mesela ya da belki başka bir gank varlık. Yani onlar bunu biraz daha üst perspektiften görüyor bence Night Elf'lere göre. Night Elf'ler sadece tek bir güç odağına tapıyorlar ve onu İşte işte onun ilahi bir için varlık olarak görüyorlar. Ama bence Taurenleri Taurenler küçümsemeyelim. bu daha büyük resmi daha güzel görüyorlar yani. Yani Hissediyorlar. Çünkü Taurenler şeye göre işte Night Elf'lere göre daha ruhani varlıklar. Şamanizmle evet. içli dışlı olduklarından yani Spirit Realm'e olan bağlantılarından dolayı Shadowlands'le bunun bağlantılarını ve üst evrendeki güç kaynaklarını bence daha iyi hissediyorlar. Peki Yani şeyi söyleyeyim o zaman. Bu kadar Void Lord elim falan konuştuk. Illidan'ın yok et, daha doğrusu özümseyip herkesin gözünün önünden sakındığı bir Dreadlord kütüphanesi var. Natreda'da. hiç bilmiyordum. Ha. Yani orada neler saklıydı belki de. Hani Void Lord'larla ilgili Ama onu belki hiç bilmediğim bir göremeyeceğiz şeyler ya. O var. çok Natreza kötü. olayını anlatalım. Evet bak zaten konu dağılıyor. Şöyle Esas an konuyu dönelim. toparlarken sizden bir kısa ara isteyeceğim. Şöyle soruları cevaplayayım öyle geçelim. Çünkü buna biz müsaade ettik. Şimdi cevaplamasak da ayıp olur. Ha, yok Mayi yok evi tabii. biliyoruz. Mayi evi biliyoruz. Vardı ama o gücün ben Elun'dan değil de daha çok Fel tarzı Yok bir canım. güç olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fel'e de çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliyorlardı. Legion Expansion'da gördük hani bu Warden's Dungeon'da kapıyı açan ablanın Kordona. Kordonanın Evet. da çok rahat bir şekilde yani Warden'ların çok rahat bir şekilde Fel'e hizmet edebileceğini. Tauranlar Azoroth'a inanıyor olabilir. Olabilir. Elun'un kendisi direkt Azoroth'un yani ruh gücü de olabilir. Çünkü bizim daha önce Ya yaptığımız umarım değildir teoriler ya. de aslında niye destekler? Şöyle sen evrenin merkezinde Azoroth'u koyduğunda hani Ha. uyandığında bütün herkesin yok olacağını düşünürsen hem tanrısallaştırabiliyorsun hem de Taurenlerin bu Musha mantığına da oturabilir. Yani Earth Mother kısmına da uyabilir. Yani olabilir. Umarım görürüz bugünleri diyeyim yani. Göreceğiz, göreceğiz. Bence yakın göreceğiz. De Elun'un güç Azeroth'un verdiğini nereden biliyoruz? Örneğin Paladinler'de Light bana güç veriyor diyor, dua ediyor. Orada ben Human Paladin muhabbeti geçti aslında ama biraz girmekten kaçındım ama evet Light'ın da tam olarak nasıl kullanıldığını humanlar arasında bilmiyoruz. Çünkü çoğu şeyde geçiyor bu söyleyeceğim şey. Tyr'in aslında Light inancını başlatan bir rolü de var human paladinliğin arasında. Biliyorsunuz zaten onun için evet. Tears, Silverhand, yani Tear'in gümüş Silverhand eli evet. aslında o. Oradan geçiyor ama o Tyr'in hani bir Titan olup da Arcane tarafında olup da Light'la nasıl bir iş içinde henüz cevaplanmamış bir soru o da.
diyelim ve Görkem'in konusuna geçelim. Bilgi bulacaklar ya da bütün topladıkları bilginin esas amacı aslında Eternal Ones'a ya da işte ne bileyim First Ones'a böyle yeniden konuyu bağlayıcı bir konu böyle olabilir. Yani onların kimin yarattığını ve orijin hikayelerini çok büyük ihtimalle bence 9-1'den sonra öğreneceğiz. Hani sonu gelmeyecek ama çok daha böyle bir giriş olacak yani anlayabiliriz. Fikrimiz olsun diye. Yani evet. Şu an fikrimiz yokken spekülasyon da azalıyor. Tabii yani bununla ilgili herhangi bir şey görmedik. Ya da uçma seviyemiz çok oluyor. Evet. Ama yani biz hiçbir şey söylemiyor uçuyoruz yani. Evet. Mesela ben bu uçmayla ilgili hani bitirirken, sona yaklaşmışken şeyi söyleyeyim. Eda'nın hatırlar mısınız işte şeyi teorisi vardı. Bu natrazimler evrenin polisleri. Biraz mutlu alakalı tutturdu yani neredeyse. Ha, ve olarak. Şu anda da bununla alakalı hepimiz bir şeyler söyledik. Ben mesela Eda'dan çok farklı bir düşünce yapım var konuyla alakalı. Dedi ki abi bunlar natrazimler gibi. Natrazimler de olabilir. Hatta bu enemy infiltration'ı da bunlara bağladı. Ben Eda'ya güveniyorum. Böyle bir anda çıkıp hani ne derler sessiz atın tepmesi pek olurmuş gibi. Kadın ön sezisi abi. Değil ben mi? De yani. Bir yandan böyle bir şeyler yani. Geliyor aklına. Lan Utku bu böyledir ha falan diyor. Aynen duruyor söyleye geliyor yani. Bir de aydınlanıyoruz. Duruşluğu da vardır yani. 90 doğru çıkacak gibi geliyor diyelim bitirirken. Mesela Görkem'den başlayayım sonra Murat'a sorayım. Ne olacak abi sizce? Gerçekten. Hep bir yarım kalmış bir şeyler var ama. Yani bence şimdi ikişer birleşmeye başladı Covenant'ların hikayeleri. Sonunda dördü birleşecek. Dördü ortak dava için bir nevi Jailer'a karşı savaşta böyle güçlerini birleştirip Arbitron'un toplantısı. Biz de o olaya katılacağız ve ancak zaten öyle Jailer'la yüzleşebilecek seviyeye geleceğiz. Bence o zaman da şey olacak işte bu aynı anda kullanabileceğimiz legendary'lerin sayısı artacak muhtemelen o zaman. Ve işte her biri bir aşamada işte 2 legendary, 3 legendary sonunda set haline çevireceğiz bunu muhtemelen. Sonraki artık 9-1'le falan gelecek şeylerle onu zaten anlarız. Ama bence genel gidişat en azından Covenant Campaign olarak hepsi bir yerde birleşecek diyorum ben. Benim tahminim o yönde. Murat'ın? Bence de birleşecek ama şey de var. Bazı Covenant'lar çok hani sanki bir sonraki peş direkt Torghast'a Jailer'a gidiyormuş bitti. Yani sürpriz bir yani ben açık konuşayım. Neticede bazen tutturuyoruz. Ben 9-1'de Torghast tutturuyorum. Jailer konusunda çok erken boss yapıp ardından plot twist gelmesini bekliyor. Ben de biraz Murat'ın gibi düşünüyorum. Çünkü şimdi bakacağımız zaman özetle dediğim gibi böyle bir öz tekrarlık geçmiş olayım. Ventri ve Maldraxxus'un sonunda yani Necrolord'un sonunda arkadaşlar Kel'Thuzad'ı Mav'a gönderdik. İşte Necrolord'lar Hauser'larını kurtardı diyeyim. Topladı. Ventri'ler de işte nasıl söyleyeyim Sire'ı indirdi nihayetinde ve Kael'Thas'ı saflarına kattı. Prens şu anda Covenant lideri. Bastion'da Davos ve daha doğrusu Forsworn tehdidi ortadan kaldırılmış durumda. Ardenvild'dan aldıkları destekle işte Night Fae'lerden. Night Fae'lerde Drast'ları bertaraf etmiş durumda. Bo'Samedi'nin yalakalıkları devam ediyor ama Winter Queen'in sallamamazlıkları da devam etmekte. Özetle çok böyle bir cümleyle özetleyecek olursak bu şekilde. Görkem'in dediğine gelecek mevzu yani biz Jailer'ı indireceksek tek şeyden yekten bütün Covenant'lar birleşecek. Buna ben de varım. Ama Murat'ın dediğine de geliyorum. Ama bu indirme de olmayabilir işte. Çünkü hatırlarsanız bizde hissiyat da öyleydi. Lan acaba falan da yapıyorduk geçmişte BFA döneminde. Sylvanas'ı keseceğiz. Aynen devamında twist bekliyorum bu arada. Sylvanas'ı keseceğiz, son boss olacak, BFA'da mı ne koyacağız ortalığın falan derken aa Nuzot geldi meğersem Old God Expansion'ıymış falan dedik. Burada da bize şu anda bunu dayattılar. Yusuf'cum bu arada 3. ay aboneliğini kutluyor. Teşekkür ederiz, hoş geldin Yusuf'cum. Almanya'dan sevgilerle. Diyelim buradan German Covenant'ına gönderme yapalım.
Velhasıl ben de bir sonraki patch'te Jailer'ın bir raid boss'u olup mevzunun çok başka yerlere bağlanacağını düşünüyorum. Evet. Muratan gibi. Edu sen ne düşünüyorsun yavrucuğum? Ben şöyle... Sen Sylvanas'ı görmek istiyorsun her şekilde. Evet. Görmek istiyorum. Göreceğiz, göreceğiz. Backstory görmek istiyorum. Arkada ne oluyor, ne bitiyor, ne yapıyor. Mesela Eda'nın yaklaşımı bu şekilde. Ben sürekli bir görmek istiyorum. Neden buraya geldik, nasıl geldik, neden geldik? Hani bir şey göstersinler. Mesela Sylvanas neden buraya bize kapıları açtı? Bu zamana kadar ne yaptı? Ne olacak değil mi? Evet, evet. İşte bir Erun, işte şey... Bir trend hakkında azıcık bilgi edinelim. O ne yaptı, ne ediyor hani oralarda. Hayır, Eda'nın en büyük sorusu da çıkmadı bu ara. Yani Morgan Day'le yaptığı röportajda Eda'ya söz hakkı verildi. Sorduğu soru, Elun nerede kardeş, Elun ne olacak dedi. Cevap alacaksınız. Evet, Trandan'ın evet. Hikayesi içerisinde cevap alacaksınız dedi. Almadık. Alamadık yani, daha gelmedi de zaten bence. Evet, Night Warrior kısmı onun bence girişi. Yani ilk böyle daha başlangıcı bile değil. Sadece girişini gördük. Oradan mevzu Elun'a bağlanırsa oradan bağlanır. Ölümlü evrenlere, işte başka hiç tahmin etmediğimiz yerlere, belki çok fantastik dünyalara falan böyle kapılar açacak. Hiç böyle düşünmediğimiz bir yere gideceğiz. İşte ne bileyim, Nagrand tarzı bir yere gideceğiz. Ters duracağız falan. Biraz şey gibi de geliyor bana. Karazan 8-1'de gelmişti değil mi? Evet, Mega Dungeon. 7-1. Mega Dungeon olarak geldi. Aynen. Şimdi 9-1'de de bir Broker Mega Dungeon'ı neden gelmesin benzer mantıkta? Karazan'ın ikinci kısmı gibi. Yani oradaki mekanikler falan muhteşemdi yani. Çünkü yani Broker'a dayalı bir şey gelmez de belki şey gelebilir. Abi şu anda eski kontentlerin raidlerini işler seviyeye getirme çabası var. Bilmiyorum. Heh, işte oralara zaten dediğim de oydu bak. Broker'lar işte böyle kapılar açabiliyorsa bizi öyle yerlere gönderip bir de onların evet. Böyle revamp edilmiş hali, böyle remaster'ı bir nevi böyle görebiliriz. Eski böyle çok tutmuş dungeon'lara bizi gönderebilirler falan. Şey, oradan 9-1 tahminiyle başlıyorsak ben draft ihtimali ediyorum. Çok insanlar ilgilenmiyor draft. Hani ben niyeyse onları bayağı ilginç çekiyorlar yani. İlginçler çünkü. Eda da çok merak ediyor. Yani broker'la bir bağlantısı yok. Onlar bence kendisi. Yok, yok. Mesela 9-2'de işte bir draft boyutu ayrıca böyle işte daily zone'u falan açılabilir.